Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çıtı pıtı çok kolay örülen güzel bir model anlatımı yapmak istiyorum. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Şimdi model için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve 4'ün katları artı 3. Ona göre ilmek atmamız gerekiyor. İlmek attıktan sonra ister lastik ister haroşe ne istiyorsanız onu yaptıktan sonra bir sıra ters olarak geçip modele başlıyoruz. Ben direkt ilmekleri attım. Herhangi bir lastik ya da haroşe yapmadım. Bir sıra tersi geçtim. Şimdi ikinci rengimi alıyorum. Şunu şuraya bağlayalım ki rahat hareket edelim. Bir, iki, üç tane düz. Bir ilmek örmeden sağ şişe alıyoruz. 1 2 3 düz. Bir ilmek örmeden sağ şişe alıyoruz. 1 2 3 düz. Bir ilmek örmeden sağ. 1 2 3 düz. Bir ilmek örmeden sağ. 1 2 3 düz. Her bir model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 tane ilave etmiş olduk. Arka sırada yine ördüklerimizi örüyoruz. Ters olarak örmediğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. 3 ters pembe ilmeklerimizi ördük. Bir tanesini sağ şişe aldık. 3 ters çok kolay bir model. Bir tanesini sağ şişe. 3 ters. Bir tanesini sağ şişe. 3 ters. 2 sırayı geride bıraktık. Şimdi ön sıradayız. Yine aynı şekilde birinci sırayı ördüğümüz gibi 3 düz, bir tanesini sağ şişe. 3 düz bir tanesini sağ şişe alıyoruz. 3 düz bir tanesini sağ şişe alıyoruz. 3 düz bir tanesini sağ şişe. Bu ilmeği bu rengi yaparken hiç örmüyoruz. 3 sıra geçtik. Şimdi 4. sırada yine aynı renkle bu sefer düz örüyoruz ördüğümüz ilmekleri. Yani pembeleri düz örüyoruz. İpliği öne attık. İlmeği sağa aldık. İpliği arkaya. 3 düz. İplik önde. İlmek sağda. İplik arkada. 3 düz. Burada da yine örmediğimizi örmedik. Ördüklerimizi düz olarak örüyoruz. 4 sırayı bitirdik. Aslında model 4 sıra ama kaydırarak gideceğimiz için 8 sıra ve bu 8 sıranın tekrarından oluşacak tüm yüzeye modelin yayılması. Şimdi bir taneyi örelim. Pardon, bu renk değil. Renk değiştiriyoruz. 4 sırayı pembe ile ördük. Başlama rengimizi aldık. Bir taneyi ördük. Bir taneyi sağ şişe aldık. Bu 3 ilmeğin ortadakini örmeyeceğiz bu sefer. 1 2 3 taneyi ördük. Az önce bırakmış olduğumuzu da ördük. Bir taneyi sağ şişe aldık. 1 2 3 taneyi ördük. Bir taneyi sağ şişe aldık. 1 2 3 taneyi ördük. Bir taneyi sağ şişe aldık. 1 2 3 taneyi ördük, bir taneyi sağ şişe aldık ve bir tane ördük.
Biz tam ilmek sayısını attık raporda, yani modele gerekli olan. Siz isterseniz kenarlara bir sağa bir sola ya da iki sağa iki sola daha ilave edip onu örneğe katmayabilirsiniz. Şimdi tersten örmediklerimizi örmüyoruz. Ördüklerimizi ters olarak örüyoruz. Geldik ön yüze. Yine ördüklerimizi örüyoruz. Örmediklerimizi sağ şişe alıyoruz. Yani krem rengini örüyoruz. Pembeyi sağ şişe alıyoruz. Üçüncü sırasında geçtik bu rengin. Şimdi arka sıraya geldik. Örmediğimizi yine sağ şişe alacağız ve ördüklerimizi bu sırada düz olarak öreceğiz. Üç düz, bir tane örmediğimizi sağ şişe alarak devam edeceğiz. Bu şekilde bir görüntü çıkacak ortaya. Ben bir parça örmüştüm. Onu size göstereyim. Özellikle erkek bebeklerine ya da erkek çocuklara çok yakışacak bir model. Modelimiz bu kadar. Toplam 8 sıranın devamı da tüm örgümüzü örmüş olacağız. Evet, bir başka modelde buluşmak dileğiyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin de hoşunuza giden bir model olur. Gerçekten kolay bir model. Başka bir model, başka bir videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.